Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem güzel çok da kolay, çabuk ilerleyen güzel iki şiş örgü modeli hazırladım. Yapılışını anlatacağım. Şöyle bebe yünüyle başlayalım arkadaşlar. Kar topunun bebe yününü kullanıyorum. şişlerimde üç buçuk numara. Hemen modelimizin yapım aşamalarına geçerek başlayalım. İlk önce ilmeklerimizi atarak başlayalım. Şöyle kısa bir anlatım yapacağım. Bu modelde arkadaşlar beraber başlamamız lazım. Çift şiş kullanarak başlayalım. Kısa bir anlatım yapacağım için biraz ilmek atacağım. 2 i̇ki ve 2'nin katları artı yine 2 ilmek arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 şöyle 10 8. Tekrar sayıp kontrol edeceğim arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 tane ilmek attım. Hemen şöyle tekini çıkartıyorum. Burası örgümün ön yüzü arkadaşlar. Lastik gerektirmeyen bir model. Dilerseniz lastikte yapabilirsiniz. Lastikle başlayacaksanız tek şiş üzerine başlayın. Ben direkt modele geçeceğim için çift şişle direkt başlıyorum. Hemen çeviriyorum. Modelimizin zemini için bir sıra düz örelim. İlk sıra olduğu için baştaki ilmeğimi de düz örüyorum. Bir sıra düz. Puf puf duran çok güzel bir model. Özellikle arkadaşlar biraz dolgun iplere çok güzel yakışıyor bu model. Her türlü örgülerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz kolay bir model. Bu bizim zeminimiz içinde son ilmeğimi de düz ördüm çeviriyorum. Burası örgümün benim ön yönü arkadaşlar. Şimdi modelimize geçelim. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Yanında gelen ilmeğin arkadaşlar şöyle içinden değildi hemen aradan bir ilmek çıkartıyorum. İlmeğimi üstten doluyorum bakın şişime üstten doladım. Şişimden çıkartmadan bir tane de ilmekten örüyorum. Yine üstten doluyorum. Düz örgü yapıyorum. Çıkarttım. Hemen yanında gelen ilmekten aradan bu şekilde üstten dolayıp bir tane ilmek çıkartıyorum. ilmekten de arkadaşlar alıyorum şöyle tekrar alayım ilmekten de aldım üstten doladım çıkartıyorum şimdi arkadaşlar iki sıradan ilerliyor birinci sıramız bu şekilde arka kısımda tekrar aynı ilmek sayısına düşürüyoruz ilmeklerimizi hemen yanında gelen boşluktan üstten doladım şöyle düz ördüm ilmeğin içinden düz ördüm çıkarttım yanında gelen ilmekten düz ördüm ilmekten aldım üstten doladım düz ördüm yanında gelenden ilmek aldım aradan bir de ilmekten düz örüyorum çıkartıyorum önce ilmeğin yanından daha çıkartmadan bir ilmek alıyorum bir tane de ilmeğin içinden ilmek alıp daha sonra şişimden çıkartıyorum yanında gelenden bir ilmek aradan aldım ilmeğin içinden de bir ilmek çıkarttım ve çıkartıyorum hemen yanında gelenden üstten doladım bir ilmek içinden üstten doladım bir ilmek yanından gelenden aradan üstten doladım bir ilmek ilmeğimin içinden bir ilmek hep aynını yapıyoruz arkadaşlar bu modelde ilmeklerimizi şöyle üstten dolayıp atıyoruz son ilmeğime geldim bunu da üstten doladım düz ördüm burası birinci sırasıydı desenimi şöyle çeviriyorum şimdi arka kısımda arkadaşlar ilmeklerimizin sayısını tekrar aynıya düşüreceğiz baştaki ilmeğimi aldım kenarı düzgün şekilde çıksın diye bu şekilde aldım şimdi her bir ilmeğimizi 2, -2 arttırmıştık şimdi Önüme verdim ipimi kendimden tarafı şu şekilde ters ördüm. İpim önde, bu şekilde ikisini alıyorum ve ters örüyorum. İpim önde, iki ilmeği birden ters örüyorum. İpimi öne veriyorum, iki ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters örüyorum. 2 ilmeğimi ters ördüm. 2 ilmeğimi ters ördüm. arkada sadece arkadaşlar ters örüyoruz. Önde bir sıra model kuruyoruz. Arkada da çift örüyoruz terslerimizi. Şöyle iki ilmeğimizi alıyoruz. Ters. İki ilmeğimi alıyorum. Ters. İpi öne verdim, iki ilmeğimi aldım ters bir sıra daha kuralım modeli model ördükçe döküm döküm çok güzel oluyor arkadaşlar böyle tiril tiril efil efil muhteşem bir model mutlaka bundan arkadaşlar örmenizi tavsiye ediyorum bu model diğer modellere benzemiyor çok güzel hem bebek örgülerinde bebek battaniyelerinde atkılarda berelerde bir kenarda bulunacak olan bir model. Kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir kez daha kuralım, çeviriyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bakın, desenim olmaya başladı. Çıtır çıtır, kıpır kıpır bir model. Şöyle biraz ışığımı açtım kameramın şimdi baştaki ilmeği bu şekilde alıyorum kenarları da bu şekilde düzgün dursun diye Evet bundan sonra işimiz kolay bakın desenler döküldü hemen aradan üstten doladım bir ilmek ilmekten üstten doladım bir ilmek çıkarttım aradan üstten doladım bir ilmek içinden üstten doladım bir ilmek çıkarttım bir aradan çıkartmadan bir de içinden sonra çıkartıyoruz. Önce ilmeğimin arasından sonra içinden çıkartıyorum. Üstten doluyorum. Daha sonra çıkartıyorum. İlmeğimin önce arasından üstten doladım, sonra içinden üstten doladım, çıkartıyorum. Önce aradan ilmek sonra içinden ilmek. Önce aradan bir ilmek, sonra içinden bir ilmek. Bu sıramızı da bu şekilde örüyoruz. Bu kadar basit görünümü muhteşem. Gerçekten görüntüsü çok güzel bir model. Aynalarını yaptığım için biraz şöyle elimi hızladım sıkılmanızı istemiyorum şöyle son ilmeğimi de düz ördüm üstten doladım bakın desen dökülüyor şimdi çevirelim bir kez daha arkadan gidelim bir kez daha görün baştaki ilmeği örmeden aldım ikinci sıradayız arka yönündeyim şu şekilde alıyorum arkadaşlar ikisini bir ters ters ikisini bir ters burada terslerinizi bu şekilde alacağız arka yönde terslerimizi bu şekilde alıyoruz önde ilmeklerimizin sayısı fazlayken arkada tekrar ilmek sayılarımız aynı oluyor bakın Hemen başa çıkalım. Son ilmeğime geldim. Onu da şöyle arkadaşlar ördüm, düz ördüm. Şimdi şöyle bir çeviriyorum. Bir bakalım nasıl. Modelimiz güzel. Bakın nasıl güzel. Şahane. Kıpır kıpır, çıtır çıtır. Hemen büyük parçamı da göstereyim. Evet. Desenimin bakın büyük parçası dökümü de bu şekilde. Dilerseniz arkadaşlar örgülerinizin lastik kısımlarına bu modeli dökebilirsiniz. Bebek battaniyesi örebilirsiniz takımını yapabilirsiniz. Çekidiydi, yeleğiydi, atkısı, beresi muhteşem olur. Sadece bebek örgülerinde değil, süveterlerde, yeleklerde, çeketlerde çok güzel olur arkadaşlar bu modelden. Bakın. 2 i̇ki ve 2'nin katları artı 2 ilmekten oluşan bir model. Arkasında göstereceğim örgümün. Arkası da bakın pirinç modeline benzettim. Bebek battaniyesi yaparsanız arkadaşlar hiç astar gerektirmez. Hem arka yüzü çok güzel, hem de ön yüzü çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de beraber başlar örersiniz. Beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Sağlıkla örün. Hoşça kalın, mutlu kalın.